Startta T-Max yarış okulunun patronu, bir numaralı pilotu Taner Şengezener'le sohbetimiz devam ediyor. Bir kez daha anımsatalım. Pazar günü İstanbul Park Pisti'nde Formula 1 şampiyonasının 5. yarışı Türkiye Grand Prix'si koşulacak. Geride kalan hafta sonuysa Ege Rally'si koşuldu. Orada da bayağı hararet yapan, şanzıman kulağı kırılan, aracınla iyi zamanlar çıkardın. Nasıl başardın? Yarış bizim için çok zorlu geçti. Yani etaplar bizim Ege Rally'si tanıdığımız, bildiğimiz etaplar olmasına rağmen ilk geçişte bir hararet sorunu yaşadım. İkinci geçişte şanzıman kulağım kırıldı. Motor kartel korumanın üzerine düştü. O şekilde geçtik. Son geçişte aracın şarjı kesti. Aküyle devam ettik ve en son sonu 2,5 kilometre kadar aracı ittirerek finişe gelmek zorunda kaldık. Ve genel klasmanda bakıyorum 9. oldu. Evet, 9. olduk. Çok iyi bir yerde bitirdik. Yani bu kadar aksiliğe rağmen. Ama çok zevkli, macera dolu kopilotumla beraber çok macera dolu bir yarış geçti. Kopilotum da ilk kopilotluk tecrübesi. Öyle mi? Daha önce bizim takımdan pistte yarışıyordu. Kendisi de çok güzel bir performans sergiledi benimle beraber. Böylece öğrendi şanssızlıkları yenerek, evet, finişe gelmeyi. İyi, ilk yarışta böyledir. Tabii yarışın şanssız birçok ismi var. Bir tanesi de Yağız. İkinci etabın sonunda facia. İki lastiksiz geldi. Bir, evet, lastiği gördüm, yoktu. Telli lastiklerle geldi. Buna Serkan karşı Yazıcı aynı şekilde. Çok iyi bir performansla yarışıyordu. O da aksilik oldu aracının kalması. Bence bu yarışın Fatih Kara çok iyi yarıştı. Fatih Serkan Yazıcı çok iyi gidiyordu. Ondan sonra Burak Çukurova ile Dağhan'ı da tebrik etmek lazım. Tabii. Burak da yaşadığı şanssızlıklara rağmen ikinci günü çok güzel bir tempo yakaladı. Evet, ilginç bir yarış oldu. Şanssızlıklar, şanslar hepsi bir arada. Evet. Bu hafta sonu bakalım İstanbul Park Pisti'nde şans kime gülecek? Kimin suratı gülecek? Her türlü sürprize açık. Belki hafif de bir yağmur atıştırırsa, ki olası. Çok, çok güzel olur. Heyecanlı bir yarış izleriz. Evet, heyecanlı olur. Sana da bir tane Seat Cup aracı verirler. Sen de Formula 1'de Formula 1'de onunla mücadele edersin. Biliyorsun ya, pisti çok iyi. 8. virajı özellikle. Geldin, bizi bilgilendirdin. Teşekkür ederiz. Söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Sen ne söylemek istiyorsan kamera orada. Varsa mesajın elbette. Mesajım gençlerin bu spora olduğundan fazla, daha fazla ilgi göstermesi. Yani bu çok zor bir spor. Hafta sonu sen de gördün. Yani bir rally yapmak yani bizim için bile zor. Yani gerektiğinde aracı da ittiriyoruz. İşte aracın mekaniği de oluyoruz. Her şey var içinde. Ama insanlar gönülden isterse, severse her şeyi yapabilir. Evet, unutmayalım. Bir genç arkadaşımız İstanbul Amatör Mahalle Rally Şampiyonası'na katılmak için, otomobil kiralayabilmek için bilgisayarını sattı, fotoğraf, evet, makinesini sattı. İlk rallisinde gördüm, elinde fotoğraf makinesi. Parkurlarda, etaplarda fotoğraf çekiyordu. Bu bir sevgi işi. Evet, böyle bir sevda bu. İnsan severse her şeyi yapar, değil mi? Evet, aynen. Evet, o zaman sana başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. Pazar günü sanıyorum yarışı Formula 1'i birlikte izleyeceğiz. Birlikte izleyeceğiz. Yalnız motosikletini alıp gel lütfen. Orada trafik sıkışıklığı yaşamak istemiyorum. Peki. Alkollü araç kullanmayın. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın. Hele hele SMS geçmeye sakın kalkmayın. Mesaj yazmaya kalkmayın. Çoğunuz yapıyorsunuz bunu. Sonra da ardından ya önünüzdeki size, siz önünüzdekine çarpıyorsunuz ya da arkadan gelen size çarpıyor. İyisi mi böyle bir şeyi, kalkışmayın bile. Ve trafikte birbirinize saygılı olun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.